Öncelikle hoş geldiniz belediyemize. Belediye başkan yardımcılarımızla beraber şu geçen 3 aylık dönemde zaten bildiğimiz, tanıdığımız Rize ve Rize Belediyesi hakkında küçük bir değerlendirme yapalım dedik. Aslında bir hasbihal yapalım dedik. 31 Mart seçimleriyle beraber malum göreve başladık. İlk atamalarımızla beraber kısmi bir değişiklikle beraber bu aya kadar geldik. Dolaylı şekilde Rize'de, belediye sınırları içerisinde ve Rize genelinde yapılan yatırımlarda, hizmetlerde, eksiklerde, eleştirilerde, pozitif hadiselerde hep olayların içinde olan bir kardeşinizsiniz. Rize Belediyesi'nin şu anda 1024'e yakın bir personeli var. Bunlardan 230 tanesi kadrolu eleman olmakla beraber 770 tanesi Ribelsan çatısı altında bir iştirak şirketi çatısı altında çalışmakta. Yine 24 tane de sözleşmeli personelimiz var. Bütçe anlamında geldiğimizden beri ben hep öyle diyorum. Tasarruftan ziyade israf etmeyelim kültürü içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Eğer biz var olan israflarımızı engelleyebilirsek, personelimizi dediğimiz gibi daha verimli değerlendirebilirsek, önümüzdeki aylarda daha iyi bir bütçeyle yola devam edeceğiz. Bu ne anlama gelecek? O zaman 46 tane mahallemize daha mütevazı ihtiyaçlarını, periyodik olarak aylık ihtiyaçlarını yerine getirmiş olacağız. Rize merkezli, merkezi mücavir alan içerisinde, merkez ilçede 47 bin tane 53 plakalı araç söyleniyor. Belki 53 plakalı olup da başka şehirlerde yaşayanlar da var ama onlardan daha da fazla, değil mi? 06-34 plakalılar da sonuçta bu şehirde var. Yani 47 binin üzerinde bir araç var. Yollarımız belli, cadde aralıklarımız belli. Bu araçları biz nasıl trafiği halledebiliriz diye baktığımız zaman bunun tek çözümü kalıyor, otoparklar. Bak, parkomatlardaki duraklamalardan bahsetmiyorum, orayı ayrıca söyleyeceğim. Otoparklar. Biz geldiğimizden beri hep şunu söylüyoruz. Evet, sahilde 700'lük bir otoparkımız var. Akabinde bir dolgu yapıyoruz yine. Belki orayı da geçici olarak kullanabiliriz. Ama yakaladığımız her vadi noktasında ama 150, ama 200-250'lik otoparklar yapmayı tasarlıyoruz. İşte Değirmendere'de, Kale'de, Dalyan'da, Sarıbaş Camii mevkiinde şehre iniş noktalarında eğer biz otoparklar var edebilirsek, var olan otoparklarımızı da daha verimli hale getirebilirsek, belki bu ortadaki araçları oralarda parklandırabiliriz. Parklandırırsak caddeler daha rahatlayacak ve daha iyi bir ulaşım olacak. Bununla ilgili işte meydan otoparkımız, belki ayrı bir başlık halinde de konuşacağız ama otoparklar veyahut da trafik konseptinde baktığımız zaman orada da yaklaşık 400 araçlık bir otoparkımız mevcut oldu. Bunun üst katını açtık. Orada parklanmalar oluyor. Kısmi içerisinde yine kendi Rize'nin coğrafi yapısından gelen problemler var. Onlar arkadaşlar çalışıyorlar. Önümüzdeki pazartesi, salı gününe kadar orada da bir iki imalat daha yapılacak üst katta. Alt katı da inşallah ay sonuna kadar faaliyete sokabiliriz. Oradaki beklememizin sebebi de biliyorsunuz postanenin arkasında bizim büyük bir trafo merkezimiz var. O trafoyu bu meydanın altına almamız lazım. Çünkü bütün sistem, havalandırma sistemi, elektrikle ilgili bütün sistem o trafo sayesinde sağlanacak. Çevreye de, o meydan projesine de. Aşağıdaki birinci katta havalandırma ile ilgili şu anda işlemleri faaliyete geçiremedik. O trafodan dolayı onu geçirince orada hareketlenecek, boyanmaları yapılacak. Ha, bunun yanında parkomatlar meselesini ben çok dillendirmek istiyorum. Sizin elinizde de bunun mesajını vermek istiyorum. O dönemde şehir dışındaydık. Epey zaman şehir dışında kaldık. Bu parkomatların ücretlerinin meclisten çıkması, uygulamaya başlamasıyla beraber.
Birincisi şunu bak ilke olarak bilmemiz lazım. Parkomatlar parklanmak için yapılan yerler değil, parklanmamak için verilen paralardır. Yani oralara park yapılmaz aslında anlamındadır. Niye? Trafiği rahat akışını sağlamamız için. Bakın biz belirli yerlerde, en önemli caddelerde şimdi sıfır. Parkomatı da kaldırdık, sıfır hale getirdik. Bizim maksadımız oralarda parkomattan bir ücret gelsin mantığı değildir. Eğer böyle bir mantığımız olsaydı, asıl parkları yüksek fiyatta yapardık, oraları uygun fiyatta yapardık. Tersini, mesaj şu, yollara elinizden geldiğince araçlarınızı çekmeyin. 0-20 dakika işiniz var, acil bir durum vardır, ücretsiz. Ama onun dışında eğer parklanmayı düşünüyorsanız, onları da birinci ve ikinci kategori diye ayırdı arkadaşlar. Belirli yerler trafiği daha çok sıkıştırdığı için birinci alanlar diye ilan edildi. Orada biraz daha pahalı, ikinci kategorideki yerlerde bir nebze daha düşük fiyatla beraber parkomat ücretleri ilan edildi. Belirli caddeler üzerinde parklanma, daha doğrusu parklanmama konusunda yeni adımlarımız da olacak. Başka türlü trafik çözülecek diyemezsiniz. Bu araçlar bu sokaklarda akşama kadar park ediyorsa ve bunu, şunu da söyleyeyim, eğer oradaki parkomatlar 1 lira olsa hiçbirimiz 5 yıl boyunca orada parklayacak yer bulamayız. Çeker adam gider ondan sonra. Onun için buna el birliğiyle bu anlamda katkıda bulunacağız. Varsa trafiği bu işle beraber çözecek daha güzel bir fikir, onu söyleyeceğiz. Yoksa sadece yapılanı, bu yapılmasın. Peki alternatif ne yapılsın? O yok. Bu kültürden bir yere varamayız. Onun için ya alternatifler üreteceğiz. Nedir derdimiz? Trafiği rahatlatmak. Metelerin oradan girişte sıkıntı var. Bütün trafik oraya giriyor. Biz şimdi orada bile müftülüğün, eski müftülüğün sitesinin diyelim altından metelerin oradan veyahut da diyelim Çaykur'un oraya kadar belki bir şerit genişlemesi daha yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Çift gidiş, çift geliş olsun orası ki minibüsler ağır seyrediyor. Saatte 10 kilometreyle gidiyor. Ağırlaştırıyor orayı. Acaba Çaykur'un oraya kadar bir rahatlık sağlayabilir miyiz? Gerek trafik komisyonumuz, gerek emniyetteki ve ulaşımdaki arkadaşlarımız çalışıyor. Ve birlikte bir çözüm üreteceğiz oraya. Hapeloğlu'nun o caddeye dikkat ederseniz ikili geçişe açılınca bayağı bir vakum etkisi yarattı. Ama akabinde Orta Cami'nin orası şu anda halen karışık duruyor. Orta Cami'nin oradaki parklanmalara da bir düzenleme, Pazar Yolu Caddesi bizi biraz bekletiyor. Ha bugün ha yarın işte kamulaştırmalar başlıyor. Ama o süreç başlayana kadar da orada da bir düzenleme yapılıp yukarıya doğru, arabaların yukarıya doğru vakumlu bir şekilde çekilmesi gayret edilebilirse belki biraz daha rahatlık olur. Kentsel dönüşüm çalışmalarına şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi bizde şöyle bir algı oluşuyor. Cümle ağızdan çıkıyor. Çok basit kuruyoruz cümlelerimiz çünkü çıkıyor. Sanki o 2-3 yılda tak tak hemen yapılacakmış gibi. Bakın ben bu konularla ilgili dikkat ederseniz ilk kez böyle bir açıklamaların içerisine gireceğiz. Hatta yarın dahi eğer bakanlığın bir koordinasyon toplantısı yoksa TOKİ başkanımızla randevuleşmiştik yine Rize'ye gelecekti. Hem Yalıtaş'ta hem şu meydandaki belediye blokları dediğimiz alanla ilgili son değerlendirme çalışmalarını yapmak üzere. Kentsel dönüşümden maksat bir, dönüşümün yapıldığı yerdeki kişilerin yerinde kentsel dönüşüm yapılmasıdır. Oraya buraya savrulması değil. Biz bazen böyle cımbızla ucundan çıkıyoruz, en ötedeki cümleyi en başta söylüyoruz. Kentsel dönüşüm, yerinde kentsel dönüşüm politikasıyla yapılan bir hadisedir. Ha bizde şöyle sıkıntılar olacak. Bizde şimdi Anadolu'nun birçok yerinde bir katlı, iki katlı yerler, gecekonduları kentsel dönüşüme tabi tutuluyor. Ne oluyor? Bir iki kat, 6-7 kat oluyor. Burada problem olmuyor. Biz 7-8 katlı yerlerden 6-7 kata inmeyle ilgili kentsel dönüşüm yapıyoruz. Veyahut da çok sıkışmış bir alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Oysa ki orada atıyorum 700 tane daire varsa, 400 tane yaparsak bir mantığı olacak. Rahatlık olacak, yeşil alan çok olacak vesaire. Bloklarla ilgili bizim ilk başlangıç noktamız olacak. Bu alana da başlarken blok blok devam edecektir. Tüm hepsini yıkıp da biz yapacağız, böyle bir şey de olmaz. Rize'nin %50 ticareti orada dönüyor. Blok blok. Ve bu blokların da
biz oradaki esnaflarımızla da kısmen konuştuklarımız oldu ama konuşulacak. Bu blokları da ancak biz o dükkan sahiplerine yine bir prefabrik de olsa bir yıllığına dükkanlarını idame ettirebilecekleri bir yer var edeceğiz ki oraya geçecek. Bu aynı metrekarede olmaz. Daha düşük metrekarede bir yerde orada adam ticaretini devam ettirecek. O dönemde bir blok hızlıca yapılıp bitirecek. Dükkan katına ulaşılınca oradaki taşınanlar buraya gelecek. Dükkanlarına diğer blok oraya gidecek gibi. Devirden başka bir çözüm varsa mühendisler odasından, mimarlar odasından, sizlerden, ben bu işi çok iyi bilirim diyenden biz bayılıyoruz. Yeter ki buyurun, gelin konuşalım, daha iyi bir çözümü beraber yapalım. Onun için bunlara adım adım gitmemiz lazım. Ve bu bloklar, belediye blokları inşallah benim isteğim, bizim dönemimizde en azından ivedilikle yapılıp bitirilmesi. Diğer konu, yani bloklarla ilgili bu iş ivedilikle bitirdikten sonra bizim ikinci etap dediğimiz Meteler Kavşağı'ndan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar olan yine Cumhuriyet Caddesi ile Menderes arası. Burada %40 ticari alan, %60 belki de konut alanı var. Üçüncü alan İsmail Kahraman Kültür Merkezi, Çaykur Lojmanları'nın yani genel müdürlüğün oraya kadar olan yer. Bu taraf. Ekrem Orhan Mahallesi dediğimiz yer. Ve burada 6-7 bin konutluk bir yer var. Şimdi bu konutların rezerv alanları üretilmeden bunlar yıkılabilir mi? O zaman ne olacak? Önce rezerv alanları var etmek lazım. Kaldı ki bu konutların yerine de yeniden konut olacak. Ama o sayı 7-8 kat, 9 kat değil de 5-6 kat standartlara uygun olacaktır. O günkü şartlara göre değerlendirecektir bunlar. Bir kat aşağı, bir kat yukarı değerlendirecektir. Yani oradaki vatandaşın da yaklaşık %70'i yine aynı yerde konutunda olacaktır. Yalıtaş'ta yaklaşık 1500 konutluk, o da konuşuluyor şu anda, devam edecek süreç. Önümüzdeki aylarda adım adım gidiyor. Biz vatandaşımızın lehinde geçmişteki sıkıntılar olmasın diye TOKİ'ye de onu diyoruz. Biz belediye olarak bu işin içinde her tarafında olacağız. Her noktasına müdahil olmaya gayret edeceğiz. Biz vatandaşımızı neyle muhatap ettiğimizin sorumlusu, ilgilisi biz olacağız orada. Yetkilisi biz olacağız. Ve en iyi şekilde karşı tarafı savunup vatandaşımız lehinde avantajlı durum neyse onun uğraşı içerisinde olacağız. Vatandaş karşılığında ne bekleyecek? Kamulaştırma şeklinde mi satacak, arasında çıkacak? Yoksa ben param miktarınca daireye hissedar mı olmak isteyeceğim diyecek. Bu alternatiflerde vatandaşla oturup konuşulup adım adım gidilecek. Ama şu kesin ki özellikle bloklarda da orada da yani siz bunu Allah korusun burada bir sıkıntı olduğu zaman bazen basında dile getiriliyor. Rize'de 4 şiddetinde 5 şiddetinde bir depremde o zaman hep sıkıntı yaşayacağız. Onun için bunları bir an önce çözmemiz lazım. Sıkıntılarıyla beraber çözmemiz lazım. Yukarıda da burada da devletin, TOKİ'nin ciddi bir katkısı olmuş olacak bu imalatlara. Burada vatandaş da taşın altına elini koyacak, belediye de koyacak, devlet de koyacak ve karşılığında bir güzellik kazanacağız. Bu işlerde kimse ne ihya olmayı beklesin, biz de mağdur olmamalar için uğraşacağız. Bu arada bir yerde buluşmuş olacağız projelerimizle beraber. Meydan projesinde dediğimiz gibi otopark mevzuunda bahsettik ondan. Üzerindeki ağaçlandırmalar da inşallah şöyle 30 gün içerisinde netleşir. Yöresel, yani hep konuşuyoruz ya zaman zaman işte Karaymış. İyi işte şimdi onun sınırlarına çok özel Karaymışlar dikilecek en dışa. İçeride portakal, işte limon gibi. O heykelin etrafında çay fidanları, Çaykur'dan konuşuluyor. Çay fidanları ciddi bir miktarda dikilecek. Maksat Rize'ye turizmle ilgili otobüsler geldiği zaman eskisi gibi PTT'nin önünde, postanenin önünde çeksin. Bir iki saat Rize'yi gezecekse oradan bir başlasın. Mevcut o konseptin içerisinde de bizim gönlümüzden geçen çayla konseptiyle Çaykur'a teslim edelim. Onlar öyle bir şey yapsın orada gelsin çayını için. İçerisinde hatta turizm informasyon olsun, Rize Spor'un standı olsun, içerisinde küçük bölmelerinde bir Rize tanıtım yeri gibi
Hatta biz orada başka bir şey, yani simülasyonla ilgili bir projemiz var. Onu da birileri, biz dışarıdan birileri çalışıyor bize. Rize'yi tanıtımla ilgili, yani içerisine binip 7D boyutunda bütün Rize'nin bölgelerini, turizm yerleşkelerini tanıtan bir simülasyon merkezi de olabilir. Bütün güzellikleri var edebilmemiz için sizin dilinize, kaleminize ihtiyacımız var. Bizim Rize'de hep eksikleri görme, hani basında kendine böyle bir tanımlama yapıyor, eksikleri görme hastalığı var. Eksikleri yine görelim. Ama sadece eksikleri görmekten güzelleri görmeye vaktimiz olmuyor. Onun için sadece eksikleri görmeyin. Alternatiflerini de beraberinde getirmemiz lazım. O alternatif getirebilmek çok önemli. Rize'de biz hep ne diyelim, eksik bulma veyahut da eleştiri odaklı düşünme yeteneklerimiz gelişmiş. Çözüm odaklı yeteneklerimizi kaybettik. Biz oysaki birçok yerde Rize'li deyince çözüm üreten, alternatif üreten bir yapıdır. Ama biz buraya bürünmemiz lazım. Çözüm odaklı. Ne yapacağız? Pratik. Hemen oraya geçmek lazım. Eleştiriye kalktığım zaman bir sürü eleştireceğim. Benim de var sabaha kadar eleştireceğim bir şey de. Somut anlamda yapılabileceklerden başlamak lazım. Bir de ufak tefek eksiklerin peşine koşup enerjimi harcamak istemiyorum. Enerjimi tamamıyla bakanlıklardan bu Rize'ye neler getirebilmekle ilgili harcamak istiyorum. Yoksa 2-3 tane problemle, şahısla, sokakla ilgilenmeye, didişmeye başlarsak biz de nefis taşıyoruz. Bu inatlaşma, enaniyet, gurur her şey için içerisinde karışacak ve bizim 5 yılımızı da demoralize ederek belki de bitirecektir. Onun için ben projelere odaklaşmak istiyorum ve buralardan bir verim çıkarmak istiyoruz. Sosyal tesisler var. Fener Mahallesi'nde farkındaysanız üniversite dolgusunun tam başladığı yerde bir yeri vatandaş orayı kullanıyordu bir 20 senedir. Orayı aldık, oraya ivedilikle projeleri hazırlanıyor. Onu da inşallah 5 tane projeyi hiçbir para harcamadan hibe kapsamında tamamıyla yaptırmayı düşünüyoruz. Yani kaynağını hazırladık. Sadece bizim projeler çiziliyor. Fener'de bir tane, İstanpaşa'daki sosyal tesis var, bir tane belediyenin spor tesisi var. Onun hemen yan tarafı, hatta deniz tarafına biz parkelerini, betonunu döküldü. Orada güzel bir sosyal tesis olacak. Kale yeniden ele alınacak. Daha böyle biraz daha otantikle moderni bir araya getirmek istiyoruz orada. Taşlarından tutun da görseline kadar. Doğu Park'ta bir tane sosyal tesis düşünüyoruz, Gündoğdu'da yapılan. Isırlık biliyorsunuz, belki bu senenin sonunda Eylül diyorlardı bize ama Eylül ekip uzayıp gidebilir. Milli Parklar bize teslim edince oranın işletmeciliğini biz yapacağız ama orayı biz sadece öyle kamelyalarla bezenmiş bir yer değil de adeta bir botanik bahçeye çevirmek istiyoruz. Dünyanın her tarafından o kodlarda yetişecek ağaçlarla ilgili arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yaptılar da onları oralarda var edip insanlar oraya geldiği zaman bir görsel zemin içerisinde buluşsunlar. Hem sosyal tesislerden istifade etsinler. Çünkü özellikle şu Temmuz-Ağustos aylarında orası neredeyse deniz seviyesinden -3, -4 daha az bir sıcaklıkta olduğu için herhalde tercih edilecektir diye düşünüyoruz. Ahmet Mesut Yılmaz Parkı tamamıyla sıfırdan yıkılıp yeniden orada bir konsept yapılacak. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi biliyorsunuz bir iki hafta önce açıldı. Artık orada taşındı arkadaşlar. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Elimizden geldiğince istihbaratlar sokaklardan vatandaşların şikayetleriyle özellikle tabii burası mücavir alan için yapılan bir yer. Rize'nin toplamında ciddi bir hayvan sayısı olduğu söyleniyor. Rize merkezde de dahil olmak üzere. Bak orada sokakta geniş geniş yatıyorlar. Ben belediyeden iniyorum tam önünde yatmış. Kimse bir şey demiyor onlara. Şimdiki gençler bakıyoruz ne güzel ya. Su getiriyor bilmem ne. Hatta suyla ilgili kaplar bizim Ayşe Hanım var. Bu hayvanseverler Beyci Hanım'la onlarla konuşuyoruz. Su kapları şehrin belirli muhtelif yerlerinde çalışma yapıyorlar. Dağıtılıyor. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi çok güzel açıldı. Her geçen gün sayısı artırıyor orada. Büyük bir coğrafyada belki bu rehabilitasyonun hızlıca yapılması lazım. Çalışılıyor. Fakat ben gezerken miting alanlarında da şeylerde de mahallelerde de söyledim. Ben Şehrül Emin ismini kullanıyorum.
Şehrül Emin demek şehrin en güvenilir ismi değil. Bu tanımı böyle. İçeriği nedir? Şehrin bütün değerlerinin emanet edildiği kişi demektir. Onun için bu emanetler içerisinde hayvanlar da var, insanlar da var, ağaçlar da var, kültürel dokular da var, tarihi, turistik yerler de var. Hepsi bunun içerisinde olduğu için biz hepsinden sorumlu olarak kendimizi addediyoruz. Kale yolu genişletme çalışması, bu spesifik bir olay orada. Yani orada bir eski değirmen vardı, benim zaten kendi yolum. Ve o değirmen sahibiyle de konuştuk. Müsbet bir netice alamayınca sağ olsun diğer esnaf arkadaşımız o dağ tarafında düşünün. Bir iki, iki buçuk metre genişleme oldu. Şimdi biraz akar akmaz diye bekliyoruz onu. Ondan sonra duvar çalışması, taş döşeme ve bakımlarıyla ilgili bir çalışma yürüttük. Yine devam ediyor. Gerek bu taşın, ben taşın şehir merkezinde kaldırılmasına çok taraftar değilim. Ama belediyecilik açısından bakınca hem temizlik açısından çok sıkıntılı bu taş, hem araba konforu açısından sıkıntılı, ama belki de şehir içerisinde yıllardır böyle arabaların kaza yapmamasının bir sebebi de farkında değiliz ama ağır gitmelerinden dolayı, bu taştan dolayı ağır gidiyorlar. Fakat çabuk deforme oluyor. Çünkü alt zeminde sert bir zemin yok. Baskı yapıyorsunuz. Yağmurlarla beraber, sularla beraber gevşeme olunca, yüksek tonajlı araba geçince de 2-3 yılda bir deforme oluyorlar. Elimizden geldiğince bir tamiratları yapıldı, yapılıyor. Onun haricinde teletuvarlardaki kırık dökükleri arkadaşlar yine çalışıyorlar. Bir hızlı çalışmışlardı. Şimdi başka alanlara kaydırıldılar. Oraları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hatta kendi içimizde gayri resmi bir estetik kurulu kurduk. Dedik ki kardeşim şehrin muhtelif yerlerinde, bunlar siz de dahil olabilirsiniz buna. Muhtelif yerlerinize, gözünüze çarpılan çirkinlikler, sıvasız, boyasız, köşe, bent işte vesaire silüeti bozacak hadiseler gördükçe bu kurulu atalım, toplayalım. Elimizden geldiğince yapabildiklerimizi de yapmak için gayret gösterelim o kurul sayesinde. Katlı kurban pazarı, bu da önemli bir mesele, yaklaşan bir mesele. Tabii biliyorsunuz bizden önceki dönemde böyle bir imalat yapılmış orada Çiftekavak bölgesinde. Ciddi de bir maliyet yüklenmiş ona. Biz gelir gelmez tabii kurban bayramına 4-5 ay kala bu göreve geldik. Şimdi de işte bir ay kaldı, 1,5 ay kaldı bir hayatta. Biz kurban pazarı olarak bu sene için burayı yaptık. Çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 6-7 bin tane küçükbaş ve büyükbaş toplamda hayvan alabiliyor. Ve bu sene biz kurban pazarı olarak orayı dizayn ettik. Yani Rize Belediyesi. Yine valiliğin koordinasyonuyla bütün herkese bunu beyan ediyoruz ki geniş bir hinterland'da bizim hayvan pazarımız bu sene burası olacaktır. Veteriner, tarım müdürlüğünün, valiliğin konsepti de budur. Böyle herkes geliş güzel kafasına göre bir yerde, şurada, burada ben açacağım demeyecek. Bisiklet yolu da normalde gönül istiyor ki tabii Çiftekavak'tan başlasın, hatta Ali Paşa'dan başlasın, Bozukkale'ye kadar gitsin. Yaklaşık bu söylediğim hat ne kadardır? 17 kilometre. 17 kilometre bir hatta olsun. Mükemmel. Ancak Rize'de tabii imalatlarımızdan dolayı bunlar kesintiye uğruyor. Nedir? Şimdi bizim Çiftekavak'tan geliyorsunuz, orada üniversitenin bir dolgusu var, yolun ne olacağı belli değil. Geliyorsunuz, limana giriyorsunuz, limanın oradan bir kesinti var, şeye kadar, itfaiyenin oralara kadar düşün, o balıkçı barınaklarının oraya kadar. Ve oradan sahile çıkacak bir sahilde yeni bir dolgu düşünüyoruz. Az önce bahsettiğim itfaiyeden Çaykur'un oraya kadar yeni bir dolgu düşünüyoruz. Onun kenarına bu bisiklet ve yürüyüş yolunu atmak istiyoruz. Aşağı arkadan bir imalat yapmanın anlamı yok. Onun için arkadaşlar da birinci etap olarak işte Mesut Yılmaz Parkı'nın biraz daha ilerisinden, Çaykur'un karşısından diyebileceğimiz yerlerden işte imalat başlayacak. 2,5 kilometre havuza kadar gidecek bu. Hem bisiklet yolu, bir de yanına biz eski yaya yolunu da kaldırdık. O yaya yolunu da yenileştirmeye çalışıyoruz. Yürüyüş yolunu yenileştirmeye çalışıyoruz. İkisi bir arada olsun diye. Havuzların oradan da ileriye doğru yürüyüş yolu değil de bisiklet yolu olarak stadın oraya kadar gidecek. Onlar çünkü farklı bir şekilde hatlarla çiziliyor. İkinci etabını da karşı taraftan,
Yani stadın hemen bitiminden başlayıp Gündoğdu boyunca sahil kordonundan gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Şey bu, istikamet bu. Karayollarıyla ilgili projeleri arkadaşlar biz takip ediyoruz. Yani orada hemen hemen 7-8 tane proje var. Bunlardan en önemlisi bizim Pazar Yolu Caddesi dediğimiz yol. Pazar yolunda da üçe bölersek orayı, bir tanesi Metelerin oradan girişten yıkılan Orta Cami'nin yahut da yeni yapılan Orta Cami'nin oraya kadarki alan. Burayı biz şu anda batçık şekliyle geçelim diye karayollarıyla hala müzakerelerimiz devam ediyor. Onlar üstten bir kavşakla yapılmasını, bizle bir batçıkla geçilebileceğini. Ama batçık biz derken tabii bunun da zorlukları var. Hem derenin olması, dereyi de geçtik. Burayı tam karşıdan alan, yani dikey olarak geçen bir konnektör sistemimiz. Biliyorsunuz kanalizasyonla ilgili İPA'yla büyük bir projemiz var. Bu projede ta Ali Paşa'dan Bozukkale'ye kadar sahil hattı boyunca büyük bir konnektör sistemi kurulacak, yapılacak ve bütün kanalizasyon sistemi ona bağlanacak. O da İslampaşa'dan biyolojik arıtmayla denize temiz bir şekilde verilmiş olacak. Yani bu bizim için müthiş bir proje, İPA projesi. Şimdi bu şeyin altından da tam geçiyor. Yani Cumhuriyet Caddesi boyunca geçiyor. O 570 kodlarından geçiyor. Bizim imalatımız 7 metreye kadar inebilir deniyor. Yani batçıkla ilgili. Onun için bunları aşmaya çalışıyoruz. Burası bizi hala çözüm aşamasında koşturuyoruz orada. İkinci etap yıkılan Orta Cami ile yahut da yeni Orta Cami'den yukarıya Timyan'ın rampasına vurduğumuz alan düşünün. O düzergah. Orası bir sıkıntı yok. İmalat, kamulaştırma ile ilgili yazılar. Onlar tebligatlar başlamadı da başlayacak. Tebligatlar başlayacak. Orada 39 metre genişliğinde bir yol şeklinde yukarıya doğru çıkacak. Kenarında teletuvarlarıyla, gidiş gelişleriyle beraber, içerisinde derenin akışıyla beraber vesaire. Üçüncü etap da Timya'nın yokuş yukarıya vurduğumuz zamanki yer. Burada da orada bir iki evi almak lazımdı yolu genişletmek için. Fakat alınca üstteki bütün binaların oynaması söz konusu olduğundan dolayı bütün hemen hemen 150-200 konuta yakın bir alanı etkileyeceğinden dolayı biz orayı mevcut haliyle koruyalım dedik. Yeni bir kamulaştırma yapılmasın. Orası gidişli gelişli yukarıya doğru gitsin. Hemen üstünde bittiği noktada bir kavşak ve Timya'nın yan tarafındaki mevcut yol da aşağıya yine inişli gidişli olsun. İkisi de iki tane yolumuz olsun orada. O şekilde olsun, hem de lüzumsuz bir kamulaştırmaya girilmesin diye bir çözüm önerdik ve bu da meclisten çıktı zannedersem, bizim meclisten çıktı.